Sayın Afet Başkanım, Sayın Bahçeliler Trabzonlar Derneği Başkanım, Sayın Ataşehir Trabzonlar Dernek Yöneticim, Sayın Yoluş Sörnek Köy Dernek Başkanım, değerli divan üyeleri, Yolüstü Köy Muhtarım, Siyahoş Paşa Muhtarım, değerli köylü ağabeylerim, değerli köylü kardeşlerim. Dördüncü olan kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını, birlik, beraberlik ve dayanışmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Öncelikle derneğimizi bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan başta onursal başkanımız Seyfettin Kara ve yönetim kuruluna, emeği geçen tüm köylü ağabeylerime ve kardeşlerime buradan teşekkürlü bir borç veririm. Bugün yeni seçilecek olan ve aldığı bayrağı daha ileri götüreceğine inandığım yeni yönetime, bu yönetime başkanlık edecek olan tevdi edildiğinde bunu şerefle kabul ettiğini ifade eden Sayın Haydar Yazıcıoğlu abime ve dernek yöneticilerine, yeni dernek yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Haydar abimin başkanlığında, emrinde ve yanında çalışmaktan onur duyduğumu ve elimden geleni en iyi şekilde yapacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Derneğimizin önümüzdeki dönemde yapılması istediğim birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum arizane. Birincisi, daha güçlü bir dernek olmalıyız. Derneğimiz daha güçlü olmalı. Bunun temeli üye sayısından, çoğunluğun katılımından, iyi bir aidat sisteminden ve gelir artırıcı projeler üretmekten geçiyor. Bu konuda çalışmamız lazım. İkincisi, sosyo-kültürel faaliyetler, birlik, beraberlik, dayanışmamızı ve ortak bir kültürel payda altında toplanmamızı, bir araya gelmemize, her şeyden önemlisi bir araya gelmemize vesile olan bu faaliyetleri daha da artırmalıyız. Çeşitli toplantılar, kongreler, paneller, geziler, piknikler yapmalıyız. Üçüncüsü, eğitim faaliyetleri. Belki eksik kaldığımız en önemli konu bu bana göre. Çocuklarımıza ve hanımlarımıza yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri oluşturmalıyız. Bunlar derslerden tutun da toplantılar, kurslar, özellikle hanımlara yönelik kurslar düzenlenmeli. Bu faaliyetler yapılırken belediyemizden ve kaymakamlığımızdan yardım almalıyız. Hem yer konusunda hem de teknik danışmanlık konusunda. Dördüncü söyleyeceğim şey yardım faaliyetleri. Yardım faaliyetlerinde temel ilkemiz balık tutmayı öğretmek olmalı. Bu başlık adı altında çeşitli şekillerde ihtiyaçları olan köylü kardeşlerimize daha fazla yardım etmeliyiz. Tabii ki bütçemiz el verdiği ölçüde. Beşinci ve benim en çok üzerinde durduğum madde danışmanlık hizmeti. Yeni dönemde bu hizmeti özellikle gündeme almak istiyoruz. Sıkıntısı olan her türlü köylümüz sağlık konusu, eğitim konusu, iş kurma, çeşitli programlar, cenazesi, düğünü vesaire her konuda derneğimize iletişime geçmeli. Derneğimiz o konuda ehil olan köylülerimize ulaşmalı ve bu bağlantıyı kurup o arkadaşımızın iş kuracaksa nasıl bir iş kurmalı, bu işin altyapısı nedir, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı varsa bu konuda nasıl ona yardımcı oluruz, eğitimle ilgili bir sıkıntısı varsa bu konuda nasıl yardımcı oluruz, bu konuda dernek danışmanlık hizmeti vermelidir. Son maddede köyümüze yönelik çalışmalar, Sayın Köy Muhtarım karşımdan bakıyor. Tabii ki köyümüze yönelik de programlarımız olmalı. Bu programlar Trabzon'da kurulan ikinci dernekle bu konuda iletişim içinde, birlik beraberlik içinde olunmalı. Bütçemizin el verdiği ölçüde yine yerel yönetimlerden Trabzon bildiğiniz gibi yeni büyük şehir oldu. Büyük şehirden bu konuda destek alınmalı ve çeşitli projeler üretilmeli. Köyün eksik ve ihtiyaçları tespit edilmeli ve bu konuda yapılabilecekler ortaya konmalıdır. Ama en önemlisi bu dernek
yol üstü örnek düğünün ortak paydası olmalıdır. Her konuda. Sadece cenazede ve düğünde değil, her konuda, her sıkıntıda ortak fayda olmalıdır ve bu konuda çalışmalıdır. Bu duygularla kongremizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını, birlik ve beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.